Keşke böyle olmasaydı. Havadan mı geldi, uzaydan mı geldi? Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. AK Parti'den Ramazan Aydemir açıklaması. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nin Cemiyet Sohbetleri programının bu haftaki konuğu oldu. Sabahattin Ceyhun'a Ramazan Aydemir'in bunları anan yapmadı şeklinde konuşması soruldu. Yanlış kelime seçimi yapıldığını söyleyen Sabahattin Ceyhun, bu tarz bu söyleme güzel deme şansımız yok. İnsanların hoşuna gitmedi. Bu demek ki sıkıntı var. Belki bu şekilde anlatmamalıydı. Anlatmak istediklerini biliyorum. Ana kelimesi geçtiğinde içim cız etti. Kelimenin tam oturmadığını, buradan polemik doğacağını anladım. Söz ağızdan çıktı bir kere. Burada teşkilatın bütün unsurları çalışıyor. Bir kişiye mal edilmemesi lazım demek istedi. Ramazan abi basın mensubudur. Yıllardır bu partiye emek vermiştir. Siyasi konuşma yapma hakkı vardır. Bunların anan yapmadı kelimesi yerine çok daha güzel kelimeler kullanabilirdi. Zira anne hassas bir konu. Keşke böyle olmasaydı. Havadan mı geldi, uzaydan mı geldi? Bu yatırımlar gibi söylenebilirdi. Konuştuk kendisiyle, o da bunun farkında açıklamalarında bulundu. Ya şimdi şöyle tabii, bu biraz bu tarz konuşmalarda doğaçlama konuşma esnasında tabii kontrol etme şansınız yok. Yani bu tarz bir söylemi "Oo, çok güzel oldu" deme şansımız da yok. Sonuçta bu konuşma bu şekilde gelişti ve bunun aksilerine bakıyorum ben. İnsanların çok hoşuna gitmedi. Demek ki bir sıkıntı var burada. Belki burada bu kelime böyle konuşulmamalıydı. Neden? Anlatmak istediğini ben biliyorum. Çok da net dinledim yani. Sonrasında dinledim. Hatta orada ana kelimesi geçtiği anda ben bir cız hissettim kendimi. Dedim yani burada bu kelime pek oturmadı yani. Çünkü insan hepimiz bir şey yapıyoruz. Değil mi? Yani bir yanlışı doğruyu vicdanen hissedebiliyoruz. Ama o artık çıktıktan sonra, hani diyorlar ya, söz çıkana kadar sizin, çıktıktan sonra artık sizin değildir yani, toplumundur. Dolayısıyla oradaki bahsedilen nokta çok güzel bir noktaydı. Yani burada teşkilatın tüm unsurları çalışıyor. Bir kişiye mal edilmemesi lazım. Yani orada İl Genel Meclis üyeleri de çalışıyor, belediye meclis üyeleri de çalışıyor. Vali de gereğini yapıyor. AK Parti il başkanı da yapıyor. Teşkilatın yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolu hepsi yapıyor. Bunu bazıları sadece birisi yapıyormuş gibi bir algı oluşturmanın çok doğru olmadığından girdi. Evet, Musa Yılmaz orada müdahale etti. Siyasi konuşmaları milletvekilleri değerlendirsin. Yerel bazda konuşmanız gerekirken milletvekillerinin sınırlarına girdiniz dedi. Yani şimdi müdahale etti bu anda. Bu konuşma şöyle sınırlandırılmıyor bizde. Tüm konuşmacılar istediği her konuya girebilir. Yani orada Musa Bey belki de bu söylem nedeniyle rahatsızlık duydu, uyarma ihtiyacı hissetmiş olabilir. O da zira yılların bizim emeği vermiş bir abimizdir ki Ramazan abi de öyle. Ramazan abi de, Ramazan Bey de siz de tanıyorsunuz ki eski basın mensubudur. Evet, hala da basın mensubudur. Yılların verdiği bir emeği vardır. 2002 yıllardan itibaren bu partinin içindedir ve böyle bir söyleme hakkı da vardır. Yani orada kalkar siyasi söylem de yapabilir. Şunu biz demiyoruz zaten. İşte sen sadece yaptığın hizmetlerden bahsedeceksin. İl başkanı sadece işte Kütahya yapılanlardan bahsedecek. Milletvekili de genel politikadan. Böyle bir ayrım yok. Ama genel itibariyle ağırlık şöyle olmalı. Tabii ki İl Genel Meclis ile ilgili bir sunum yapılıyorsa İl Genel Meclis çalışmalarının biraz da ağırlık olması lazım. Belki Musa abi sanırım onu uyarmaya çalıştı. Hani burada o söylemle ilgili bir rahatsızlık hissedip hissetmediği konusunu konuşmadık. O kelimeyle ilgili ki zaten toplam oradaki herhalde binlerce kelime arasındaki bu kelime çok sivri, siz de fark etmişsinizdir. Dediğiniz gibi bu kelimenin yerine bence çok daha güzel kelimeler kullanılabilirdi. Zira anne bizde hassas bir konu. O yüzden bu konunun yerine keşke böyle olmasaydı, daha hassas bir kelime kullanılsaydı. Yani onları, kardeşim, havadan mı geldi bunlar, uzaydan mı geldi bunlar kardeşim? Bunları biz yaptık ki bir daha yumuşak bir kelimeyle geçebilecekken, daha birazcık sert bir kelimeyle geçilmiş oldu. Konuştu kendisiyle, o da bunun farkında. Yani tabii birazcık heyecan içerisinde konuşmanın, belki de doğaçlama içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor.